Evet. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir efendim. Nasılsınız? Uzun süre mikrofon alamadım. Ama umarım sesim iyi geliyordur. Şöyle mikrofonun bir yolunu buldum. Ama iki tane bilgisayar kullandığım için daha rahat oluyorum ses kaydı almam. Özür dilerim. Daha ve ses kaydı almam daha rahat oluyor. Dolayısıyla umarım sesim daha kaliteli gelecektir. Cheers. Biliyorsunuz kadar tabii kahve içmeler, bilmem neler olabilir bunlar. Standart şeyler çünkü boğazım çok fazla kuruyabiliyor. Çünkü videolar çok uzun oluyor yani. Hani podcastler işte 1 saat oluyor, 1,5 saat oluyor falan. 1,5 saat olmuyor da yarım saat, 40 dakika falan minimum oluyor. Dolayısıyla hani olabilir yani totalde şey değil. Çok takılmayın. Arkada da Siren of Woods çalıyor. Onu dinliyorum. Hem de bir yandan konuşuruz. Şimdi ise bayağı seviyorum abi bu iş. İşin editleme kısmını da çok seviyorum. Her neyse. Bugün benim podcast girişim klasik oluyor. Ya şu şekilde giriyorum. Evet, umarım nasılsınız beyler bayanlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Yine ben iyi değilim. Berbat bir günde daha karşınızdayım. Hani böyle iyi olduğum bir zaman gelmiyorum çoğunlukla. Böyle şey oluyor. Çoğunlukla kötü olduğum bir zaman geliyorum buraya ve garip hissettiriyorum. Bu birinci giriş. İkinci girişte ya geçenlerde bir podcast okudum. Podcast okudum yalnız. Geçenlerde bir makale okudum. Ve onun hakkında konuşmak istedim. Bugün geliş sebebim aslında ikisi de. Hem bir makale okudum ve ardından onun hakkında konuşmak istiyorum. Hem de öyle kötü günler. Günler iyi geçmiyor abi ya çünkü yani. Maalesef ki günler iyi geçmiyor. Ama yapacak bir şey yok. Aslında birazcık bugünkü konu da onunla da alakalı. O yüzden next olarak böyle bir şey olacak. Güzel olacak. Geçenlerde bir makale okudum. Kendi bölümüm dışında okunabilecek çoğu makaleyi okuyorum. Ya kendi bölümümle de alakalı okumak zorundayım. Mecburen okumak zorundasın yani işte. Whatever. Geçenlerde bir makale okudum. Okudum sevgili makale. Makaleden çıkardıklarım işte ve işte kendi fikirlerim falan filan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki makalenin aslında olayı şuydu. Makale diyordu ki her insanın kendi hayatında bir dönüm noktası vardır. İşte bu dönüm noktaları insanların ki yani yine zor bir şey bu. İnsanların işte belirli insanlarda belirli beyin fonksiyonlarının değişmesine sebep olur. İşte düşünce tarzı değişir. Aslında bir tık olgunlaşma muhabbeti basit şey. Ama hani beyin fonksiyonlarında bir burada araştırılan şey en azından beyin fonksiyonlarında bir değişiklik olup olmadığıydı. Ve aslında konuşmak istediğim konu da bununla alakalı birazcık. Beyin fonksiyonlarının değişmesiyle alakalı değil. Ben şeyle alakalı yorum yapacağım. İnsanlardaki, bu arada gözümden yansıyabiliyor YouTube'da izleyenler için. Gözümde ışık kırma muhabbeti var o yüzden yansıyor, takılmayın. İnsanlarda her insanın bir dönüm noktası olur hayatında. Ve dönüm noktaları bir noktada bir şeyin tetiklenmesi sonucu olur. Bu benim yorumum ama. Şöyle. Bir olay olur ve bu olayın sonucunda bir olay olur ve bu olay bir şey tetikler. Bu tetiklenme sonucunda karşıdaki kişide bir değişiklik olur. Onun için bir kişide dönüm noktası olabilecek bir şeyin oluşabilmesi için. Şu an anlattığım kısım benim kendi yorumum. Bir kişide bir dönüm noktası kısmının oluşabilmesi için bence bir olayın olması, o kişinin main karakter olduğu veya işte o kişiyi etkileyecek bir karakter, bir olay oluyor. Ve bu olay o kişide bir şey tetikliyor. Bu duygusal bir şey olabilir. İşin beyin kısmında ben bu yüzden mantıklı buluyorum. Bu arada makalenin sonucunda beyin fonksiyonlarında bazı şeylerin gerçekten değiştiği tespit ediliyor. Aslında bu da birazcık şeyle alakalı işte. Hani kişideki işte olgunlaşma muhabbetinin değişimi olayı
kişinin olgunlaşması falan filan, düşünce tarzının değişmesi oluyor aslında. Bazı beyin farklı bir şey, beyin çok çözülebilmiş bir şey, bir farklı bir mekanizma ve aslında şey kafasıyla çalışıyor. Hani bir şeylerden bir şey öğreniyorsun sonuçta, bir şeyden ders çıkarma falan muhabbeti. Bir olay oluyor, tetikleme dememin sebebi o benim. Bir şey oluyor ve bu olay sonucunda bir sonuç çıkartıyor ve o sonuçta gelecekte yapacağı bir hareket ya da gelecek demeyeyim, bundan sonraki aslında yine gelecek, bundan sonraki gelecek zamandaki bir hareket ya da genel bir hareket düzlemindeki değişikliği tetikliyor. Yani işte bir olay oldu. Bu olay sonucunda beyin bundan bir ders çıkardı. Kişi bundan bir ders çıkardı. Kişi hiç takmayabilir. Takmazsa o zaman beyin ona göre hareket ediyor. Beynin asıl şöyle, beyin ona göre hareket ediyor dedi. Kişi bu olayı takmazsa şey denir ya, hatalarınızdan ders çıkartın falan denir ya. O kişi hatalarından ders çıkartmayabilir yani. Ama hani kişi çıkartmasa bile en nihayetinde beyin kişiden bir tık da bağımsız çalışan bir şey. Ve aslında kişi çıkartmasa bile ders, beyin ondan bir ders çıkartıyor. Ve bir sonraki hareketinizde beyin sana bunun böyle olduğunu hatırlatıyor. Sen ondan ders çıkartmamış olabilirsin ama o beyin için kritik bir olaysa, o zaman beyin onu asla unutmuyor. Bir noktada o olayın olduğunu mutlaka sana hatırlatmak için gelecekti. Benzer bir olay yaşanırsa veya bu olayın sonucunda öğrenmen gereken bir şey öğrenmediysen, beyin baka böyle bir olay olmuştu, haberin olsun falan gibisinden aslında size hatırlatıyor. Yani siz bir olaydan bir ders çıkarmamış olsanız bile aslında beyin çıkarmış oluyor. Tetikleme olayı, diyelim ki siz ders çıkartan bir insansınız. Ders çıkartma olayınızla aslında olması için bir şeyin sizi tetiklemesi lazım. İnsanların hayatlarında mutlaka Türkiye dışında da olsa depresif bir dönemi oluyor. Çünkü birazcık şey muhabbet bu. Hani bu birazcık yaratılışla alakalı muhabbet. Kişi, insan dediğimiz varlık bir noktada şeyi sorguluyor. Abi gerçekten bir yaratan var mı? Yaratılış var mı? Ben neden yaşıyorum? Hayat amacı falan. Kötü olan nokta ki insanların bir noktada bence işte o dönüm noktalarını yaşadığı nokta bu. Bir olay dedim ya, bir olay oluyor, bir şey tetikliyor. Bence tetiklenen şey aynı bu arada. Tetiklenen şey, söyleyeceğim ne olduğunu. Tetiklenen şey burada bir duygu, bir düşünce biçimi. Yani duygu, düşünce biçimi. Ama onu tetikleyecek olay her zaman her zaman değişiklik gösterebilir, göstermeyebilir. Kişiden kişiye göre değişiyor. Kişiyi etkileme durumu da değişebiliyor. Ama etkilediği şey, hani o beyinde canlandırdığı veya kişide canlandırdığı şey bence aynı oluyor. Şahsen şöyle ki, bence kişide bu negatiflik bahsettim bu arada. Bu tetikleme dönüm noktası olayının çoğu olayı, dönüm noktası dediğim şey birazcık da insan çöktüğü zaman ya da dibe battığı zaman daha doğrudur. Dibe battığı zaman farkındalık olan bir şey. Yani dönüm noktası genellikle altıncı söylüyorum, genellikle başarılı bir şeyin sonucunda olmaz. Genellikle negatif bir şey veya bir batış, dibe batma olayı sonucunda tetikleniyor. Bu neden böyle? Yani ama hani çoğunluğa oranladığımız zaman böyle %90'a işte %5'lik falan, %95'e %5'lik falan gibi böyle bir oran, hani %5'lik oranla dönüm noktası, %95'lik bir oranla dönüm noktası oluyor falan. Yani çoğunlukla bunlar negatif oluyor. O zaman da negatif üzerinden gideceğim. Bu arada bu bahsettiğim %95 oranını ben askıya sıkmıyorum. Hani cidden böyle olduğu söylendiği için söylüyorum. Haberiniz olsun. Konu benim kendi salamam değil yani. O yüzden düzelttim, sonradan 90 dediğim için düzelttim. Bunun bir küsuratı var, 95 nokta işte 728 gibi bir değer var. Ama hani 95 net sayı olarak hatırladığım için söyledim. 95 işte bilmem kaç. Aynı şekilde diğeri de öyle, %5 nokta bilmem ne ya da %4 nokta atıyorum, 982 falandır gibi. Bu hani küsuratlı bir değer. Ben 95'i 5 diye direkt kabul edip geçiyorum. O yüzden.
Bu arada sesim çok şey gelmiyorsa hastayım birazcık, o yüzden haberiniz olsun. Okey miyiz o konuda? Ben çok hastayım ya, hastalıkla ölüyorum, hastalık şeyi var bir de. Neyse, konuya geri dönüyorum. Olumsuzdan gideceğim dediğim gibi, çünkü olumsuzluk maalesef ki daha fazla. Dönüm noktası denilen bir şeyin olumsuzluk sonucunda tetiklenme olayı çok daha yüksek. Dolayısıyla biz olumsuzluktan gideceğiz burada. Benim şahsi fikrim, ne olursa olsun, hangi olay olursa olsun tetiklediği tek bir şey var. Tek bir düşünce var. Düşünce biçim var. O da kişinin varoluşsal amacı. Çok net bir şey yok. Varoluşsal amacı. Şimdi burada şey söyleniyor. İşte varoluşsal amacımız iyi bir insan olup işte Tanrı'nın, Allah'ın, Yaratan'ın artık ne dersiniz cennetine girmek. Bu birazcık dinsel bir kitap. İnanırsınız veya inanmazsanız ya da neye inanırsınız saygım sonsuz. Beni ilgilendiren nokta değil. Ben bunun dışında bir şey yapacağım. Bir, yani inançlı bir insan için ki bir noktada insan dediğim şey, insan dediğim şey bir noktada şeye evriliyor. Bunu kabul eden olur olmaz. Hani diyebilirsin ki ya ben ya şu kimse şunu söyleyemez. Söyler ama doğru değil. Ben hayatımın en başından beri benim amacım işte Tanrı'nın cennetine girmekti. Yok yok böyle bir şey bu arada. Böyle bir şey yok bu arada. Herkes bir noktada işte dönüm noktası burada giriyor. Dönüm noktası sonucunda tetiklenen fikir burada devreye giriyor. Herkesin bir noktada tetikleniyor ve bir dönüm noktası zamanı oluyor. Bu zaman bu arada bir olay sonucunda bir şey tetikleniyor. Ve bu zaman dönüm noktası tek bir olay değil. Yani dönüm noktası dediğimiz zaman tek bir şey oluyor ve bir gün oluyor atıyorum birkaç saat oluyor gibi bir şey değil. Dönüm noktası bir süreç. Bu 3 yıllık bir süreç de olabilir. 5 yıllık bir süreç de olabilir. 3 günlük bir süreç de olabilir. Bu kişiden kişiye göre değişen bir şey. Olayın kişide bıraktığı etki, olayın kişide bıraktığı aslında etki ve onun etkisi sonucunda bu oluşan düşüncenin kişide bıraktığı etki ve bunun işte sindirme süreci falan filan da kişiden kişiye göre değişen bir şey sonuç olarak. Dolayısıyla hani bu zaman süreci kişiden kişiye göre değişebilecek bir şey. O yüzden bir süreç olarak düşünüyoruz bunu, anlaştık mı? Bir nokta değil, bir süreç bu bahsettiğimiz şey. Dönüm noktası olan bu süreç, bahsettiğimiz süreç, sürecin tetiklediği düşünce varoluşsal amaç. Neden ben varım? Şimdi dediğim gibi işin dinsel boyutu tamam şey olabilir. Aa işte ben işte Tanrı'nın evine ya da işte yarattığı cennete girmek için yaşıyorum. Bu amaçla dünyaya geldim falan. Ama bir noktada kişinin şunu düşünmesi lazım. Kişi bunu düşünüyor. Düşünmesi lazım değil. Düşünüyor. Bu dinsel kısmı bir kenara bırakıyor. Çünkü insan yaratılış olarak bunu yapması çok normal bir şey. Özür dilerim. Bir insan. İnsan bunu bırakıyor bir kenara. Ve diyor ki ben neden geldim? Ben neden geldim bu dünyaya? Sadece ben yaratıldım. Tamam, okey. Ve tamam bir cennet var ortada. Varsa eğer ki. Bir cennet var ortada. Varsa bir cennet var. Ve ben de buna girmek için çabalıyorum. Okey ama neden çabalıyorum? Neden bu sürece sokuldum? Neden çabalamak için yaratıldım? Niye ben yaratıldım? Sorusu geliyor. Hani benim yerimi başkası da yaratabilir miydi? O bilinçlendirilebilir miydi? Evet. Ama neden ben yaratıldım? İşte bu noktada insanın bir dönüm noktası geliyor. İşin dinden uzaklaşma veya hani uzaklaşmama kısmı bir yana, aslında bu kişinin vereceği bu cevap genel olarak hayatını etkileyen bir şey. Çünkü bir noktada bu kararı hani bu karar sonucunda, bu soru sonucunda bir sonuca varması kişinin hani dinsel kısım her türlü var bir noktada kişide bir noktada var arka planda mutlaka hani ve buna göre iyi bir insan olmaya çalışıyor bu bilinç temelde var yani bu bilinç ben iyi bir insan olmalıyım iyi bir insan olursam cennete girerim ben Tanrı'nın cennetine girerim Tanrı'nın evine girerim neyse artık kişinin temelinde bu çok özür dilerim kahve alacağım. Hasta olduğum için de daha da kuruyor boğazım. Özür dilerim. Devam ediyorum. Tanrı'nın işte evine gireceğim. Tanrı'nın cennetine gireceğim. Bir noktada bu fikir kişide bilinçli olarak var. Fakat
Hani bu arka planda yine işliyor, arka planda kalıyor ama kişinin ön planında düşündüğü şey bambaşka bir şey olmaya başlıyor. İşte bu noktada kişinin kendine bir amaç belirlemesi gerekiyor. İşte dönüm noktasının geldiği nokta burası. Kişi kendine bir amaç belirlemek zorunda. Ya bu amacı belirleyemezse, işte burada depresyon devreye girmeye başlıyor. Depresyon neden olur? Depresyon işte şu sebepten oluyor, bu sebepten oluyor. Aslında temelde depresyonun temelde depresyonun olma sebebi varoluşsal sancı. Varoluşsal sancı bizim yaratılışımızdaki bir hata, bir bug abi. Bizim insanın yaratılışında bir bug ortaya çıkıyor. Bug ortaya çıkmıyor. Bug bilerek koyuluyor. Ortaya çıkılsın diye koyuluyor. Bazı kişiden kişiye bug'ın şöyle bir şeyi var. Özelliği var. Özelliği var. Kişiden kişiye göre bu bug'ın çıkma durumunu tetikleyecek olay değişiyor. Zamanla değişiyor. Bir kişi bunu çok erken bir süreçte yaşayabiliyor. Bir saniye. Bir kişi bunu çok erken zamanda yaşayabiliyor veya çok geç zamanda da yaşayabiliyor. Bacaklarım uzun oturduğum için bacaklarım uçtu. Bir kişi bunu çok erken zamanda da yaşayabiliyor. Çok geç zamanda da yaşayabiliyor. Veya bu bug'ın sonucunda ortaya çıkan fikir risk sindirme olayı çok uzun zamanda da olabiliyor. Çok kısa bir zamanda da olabiliyor. Değişiyor kişiden kişiye göre. Bir özelliğe sahip. Bu kişinin içine yerleştirilen, bilerek yerleştirilen hata, insan denilen yaratılışındaki yerleştirilen hata aslında varoluşsal sancı, varoluşsal bilinç. Çoğu bu varlık bizim dışımızdaki bilinçli olmayan ya da belli bir bilince sahip, bizim kadar bilinci olmayan belli bilinci var ama bizim kadar değil. İnsan seviyesindeki bilince sahip olmayan diğer canlılarda bu bilinç aslında çok az yok. Sadece tek ama şey bilinci var, hayatta kalmak. Yine dersler çıkartıyor, evet dersler çıkartıyor. Ama temel olarak amacı, varoluşsal amacı, kritik cümle, varoluşsal amacı hayatta kalmak. Aslında bizim de öyle çünkü biz de hayvanların evrilme canlılarız. Ve baktığımız zaman biz de öyleyiz. Ama işte evrim sürecinde insanın diğer varlıklardan ayrılmasını sağlayan bir nokta var. Bizde bilinç var. En azından diğer canlılardan farklı olarak üstün bir bilinç var. Onların farkına varmadığı bir bilinç var. İşte bu bilincin ismi varoluş, işte bu bilincin yarattığı bir problem var. Bu problemde varoluşsal sancılar, varoluşsal sancılar. Sanat sepet tayfanın en çok kullandığı kelime birliği. Varoluşsal sancı. Şöyle. Aslında doğru bir şey ama işte doğru kullanıldığı zaman doğru bir şey. Varoluşsal sancı, varoluşsal bilinç dediğimiz şey bir noktada kişide ortaya çıkıyor. Ben neden varım, varoluşsal amaç muhabbeti. Bir noktada kişide ortaya çıkıyor. Ortadan çıkmak zorunda ama bu arada hani çıkmaması kötü bir şey çıkacak. Kişiyi dibe sürükleyecek. Bu insan hayatı aslında çok standart bir hayat bu arada. Hani çoğu kişi hani şey şimdi şöyle insan hayatı aslında çok standart ilerliyor. Şey olarak süreç olarak baktığı zaman. İyi şeyler oluyor, kötü şeyler oluyor. Bir kişinin çökme süreci oluyor. Bu yaşanan kötü şey çöküşü sürükleyebiliyor. Ve sonra çıkış süreci oluyor. Veya çıkamama süreci oluyor. Alternatif kısımları var. Ama totalde aynı. Öyle inişli çıkışlı gidebiliyor hayat, okey. Ama mutlaka bir kişi de mutlaka insanların %98-99'unda çok yüksek bir oranında bu dönüm noktası olayı oluyor ve kişi dönüm noktasına geliyor ve işte bu sorunun cevabını düşünüyor, bulabiliyor veya bulamıyor. Buna göre bir alternatif bir yol çıkıyor. Yine aynı bu arada hani aslında bunların hepsi çok standart bir şekilde ilerliyor. Çünkü hani yol aynı, yol çok sade bu yolu şey olarak düşünmeyin. Hani cümleyi kurmak isterdim. Hani bu çöküş sonucunda belli başlı ya bu süreç sonucunda kendi hayatını sonlandırmayı tercih edebilir. Veya
bu sürecin onun için bir yol olduğunu düşünür. Çıkabileceğini umut eder ve devam eder. Bunun sonucunda mesela bir noktaya geliyor. Tekrar aynı iş, iki tane soru var. Devam etmek veya etmemek. Devam etmediği zaman atıyorum ilerliyor belli bir süreçten sonra ya aynı sonuç. Aslında çıkış noktası aynı. Ya her şeyi sonlandırmak veya devam edip bunun üstesine gelmeye çalışmak. Ama süreç aynı. Bir noktada işte bu dönüm noktasından sonra başlıyor bu kısımlar. Dönüm noktası olan kısım, dönüm noktası olan kısım. İnsan hayatında işte bu hayatın amacı ne? Benim yaratılış amacım ne? Benim bu hayattaki yaratılma ve yaşama amacım ve hayatta kalmak dışında işte ayrıldığımız nokta burası. Hayatta kalmak dışında makalede biri bu geçiyordu. Hayatta kalmak dışındaki amacı ne olabilir sorusunun beyinde yarattığı dalgasal etki ya da bunun sonucunda ne oluyor? Beynin işlevinde nasıl bir değişiklik oluyor? Olay bu. Kişi bir fikre sahip oluyor. Bunun sonucunda bir amaç belirliyor veya belirleyemiyor. Aslında kritik nokta bu. Kişi bir amaç belirlediği zaman belli bir yolda gidiyor. Ve o amaca ulaşmak için çeşitli yollardan geçiyor. Çeşitli şeyler yapması gerekiyor. Bunda yine çöktüğü veya kalktığı zamanlar oluyor. Aslında bir tane daha bir alternatif yol daha var. Diyelim ki kişi şey yaptı. Kendi amacını buldu. Ya da bulduğunu zannetti. İşte asıl çok tehlikeli kısım. Bulduğunu zannetmek. Bulduğunu zannetmek çok tehlikeli. Bulduğunu zannettiği zaman şöyle bir problem oluyor. Devam ediyor kişi hayatına ve bir noktada gerçekten de o şeye ulaşıyor. Bundan sonra çok sevdiğim bir şey oluşuyor. Ne oluşuyor? Kişi boşluğa düşüyor. Kişi boşluğa düşüyor. Bir kişinin boşluğa düşmesi çok tehlikeli bir şey. Çünkü bu dönüm noktasını yaşadıktan sonra hayatında kişi erken veya geç. Bir noktada yaşadıktan geç yaşadıysa daha büyük problem. Belki o. Çünkü neden daha büyük problem? Belki de artık çok da zamanı kalmadığını ve o hedeflediği amaca ulaşamayacağını fark ediyor. Bu daha büyük bir şey. Hani çok korkunç bir şey yani. Yaşının geç olduğunu düşünmeye başlıyor falan. Hani o hedefe ulaşamayacağım çünkü çok fazla zamanım kalmadı. Bu daha korkunç bir şey. Bu arada kişi genç olsa da şöyle bir durum var. Önündeki yol çok uzun ve zorlu bir süreç. Bunun sonucundan üstesinden gelmek isteyebilir, gelmek istemeyebilir. O ayrı mevzu. Kritik nokta şu. Tehlikeli nokta şu. Kişi bu yanlış hedef belirleme ya da yanlış hayat amacını benimsediği zaman ve bir noktada buna ulaştığı zaman çünkü yanlış belirledi. Kolay ulaşabilir, belki de zor ulaşılabilir bir şey. Her türlü de buna ulaştı. Ya aslında bu yaratılış amacı dediğimiz işte neden varım ben sorusunun cevabı aslında net bir soru değil. Şöyle aslında olması gereken şahsi fikrimce olması gereken şu katman katman gitmesi gerekiyor adım adım. Bir şey yapacaksın sonra bir şey daha olacak, bir şey daha olacak, bir şey daha olacak. Hani böyle pıt 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 olarak gidecek. Böyle bir şey alacaksın, XP atlayacaksın, işte XP alacaksın, level atlayacaksın. Sonra diğerini yapabileceksin böyle. Adım adım gitmesi gereken bir şey. Diğer türlü eğer ki bu olmazsa, bu olmazsa eğer ki bu olmazsa, o zaman işte kişi ya çok hızlı ulaşmış oluyor. Çünkü bu adım adım gitme sürecinde soçak kişinin yine aslında böyle küçük küçük olsa dahi yine dönüm noktaları oluyor ve kişi bilinç olarak ilerlemeye ve olgunlaşma dediğim bir şeyi yaşamaya başlıyor. Olgunlaşmaya başlıyor. Düşüncesel olarak farklı düşünmeye başlıyor. Ve bunun sonucunda, çok özür dilerim. Bunun sonucunda aslında o şeye erken ulaşmış olmuyor. Tam zamanında ulaşmış oluyor, ulaşabilecek. Çünkü o bilinçsel doygunluk diye bir muhabbet var. Bu bilinçsel doygunluğa, özür dilerim, bilinçsel doygunluğa erişmiş oluyor. İşte bilinçsel doygunluğa erişip de o
hedeflediğiniz şeyi elde ettiğiniz zaman aslında gerçekten o zaman gerçekten zamanınız gelmiş oluyor. İşte bundan sonra tatile hani rest'e çekilebilirsiniz. Long rest veya işte short rest. Genellikle long rest oluyor ama neyse. Birazcık FRP şeyleri. FRP karışıklığı. İşte uzun dinlenme sürecine ya da en azından bitişe kadar olan süreçteki dinlenme kısmına girebilirsiniz ondan sonra. Veya işte hayatınıza bir şekilde devam edebilirsiniz ama hani şey süreci olmuyor. İşte bir boşluğa düşme süreci olmuyor. Çünkü siz o zamana kadar o hedefe ulaşasaya kadar zaten yeterince şey yapmış oluyorsunuz. Onunla yaşamış oluyorsunuz ve onun o hedefe ulaştığınız zamanki elde edeceğiniz başarı ya da tatminlik sizi zehirlemiyor. Diğer türlü siz yavaş yavaş olgunlaşmayarak pat diye çıkarsınız veya hızlı geriden hızlı çıkarsınız o zaman durum şuna sebep oluyor. Siz bu başarınıza sizin koyduğunuz tek bir hedef var. Aslında yaratılış amacı diye böyle yaratılış amacı diye koyduğunuz şey çok büyük bir şey olacak. Bu büyük şeye ulaştığınız zaman sizin beklentiniz şey oluyor. Böyle deli gibi bir şey olacağım. Deli gibi böyle bir tatminkarlık hissedeceğim. Belirli bir oranda bu doğru, belirli oranda bir yanlış bir şey. Siz bunu belirli bir oranda siz bunu kazanıyorsunuz ama siz bu süreçte beklentinizi o kadar fazla yükseltiyorsunuz ki aldığınız şey sizin çok büyük bir tatmin olsa bile zaten sizi tatmin etmiyor ya da sizin için yeterlik olmuyor. Siz buna ulaştınız. Bu tatminkarlık sizi hiçbir zaman mutlu etmeyecek. Ki etmiyor en nihayetinde. Bu da sizin aslında boşluğa düşmenize sebep oluyor. Ve işte bu aldığınız tatminkarlık aslında bir nebze sizi zehirliyor falan filan. Böyle berbat bir durum. Dolayısıyla benim de sanırım bu arada bu aslında birazcık hani baktığım makalelerin de şeyi değişiyor doğal olarak hani o anki psikolojime ya da o anki moduma göre sonuçta makaleler okuyorum veya seçiyorum. Bu da onlardan bir tanesiydi. Çünkü benim tahminimce ben de bir noktada o süreçten geçmekteyim şu an. Evet. Çok çok ilginç bir şey bu arada. Hani mod olarak veya süreç olarak çok zor bir süreç. Ve bu süreci atlatmak gerçekten hani böyle işkence gibi hayatınızda o hayat işte, içinizden iç gidiyor işte hayatınızdan hayat gidiyor falan. Yani bir noktada şey oluyorsunuz böyle abi ben nereye gidiyorum falan. Yani hayat son 3 değil 5 haftadır falan çok böyle çok çok şey gitmeye başladı. Çok zorlu geçmeye başladı böyle benim için. Bir noktada işte dönüm noktasında muhtemelen kendi dönüm noktama gelmiş bulunmaktayım. Bunu hissediyorsunuz hani. Bundan sonra ya batacağız ya çıkacağız muhabbet var. Bu zor bir süreç. Benim için de zor bir süreç. Eksper bu tarz bir konudan bahsetme sebebim isteğim de bu yani. Çünkü hani hayatta gerçekten kritik kararlar almam gereken bir döneme geldim. O yüzden ben aslında kendi fikirlerimi az çok bu makaleyi okudum. İşte okuduktan sonra çıkardığım bilgiler dahilinde böyle bir muhabbet etmek istedim açıkçası. Ben kendi fikirlerimi anlattım. Makalenin de anlattığını anlattım. Makaleden ne çıkardığımı anlattım. Kendi fikirlerinizi bu konudaki insanların kendi dönüm noktaları konusundaki fikirlerinizi duymak isterim. Aşağı belirtirseniz Spotify'dan dinleyen sevgili dinleyicilerim. Siz de YouTube'a gelip dinleyebilirsiniz. Ekleyebilirsiniz yorumlarınızı. Artı dinlemek isterseniz YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam YouTube podcast'ine de yükleniyordu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama gidip oradan da izleyebilirsiniz yüklendiyse. YouTube'da var. YouTube'dakiler ekleniyor muydu tam hatırlamıyorum. Ama bakabilirsiniz. Bakmak isterseniz. Ama YouTube'da var. Size YouTube'a girip yorumlarınızı belirtirseniz benim için çok çok güzel olur sevgili Spotify dinleyicilerim. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım ki konu ilginizi çekmiştir.
Dediğim gibi kendi fikirlerinize dönüm, insanların dönüm noktaları, insanların kendi dönüm noktaları, hayatlarındaki dönüm noktaları, bu dönüm noktalarını tetiklediği olay ki benim ben bahsettim. Bence bu olay kişisel farkındalık, işte yaratılış amacı falan. Benim şahsi fikrim bu yani, tetiklediği şey. Bu tarz bu konudaki düşüncelerinizi belirtmeniz beni mutlu eder. Aşağı belirtirsiniz. Tatlı olur. Kendinize canlarım, kendinize iyi bakın, tatlı bakın. Pozitif kalmaya çalışın çünkü pozitif kalmak zor. Pozitif kalmak zor ama bu sizin yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Kendinize çok çok tatlı bakmanızı dileklerimle, sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Hoşçakalın. Ve bam